Piketty'nin kitabının büyük bir bölümünde sermaye karlılığının ekonomik büyümeden daha hızlı arttığı olgusu işleniyor. Kitapta bunun gibi birçok grafik var. Bu grafikte özel sermayenin değeri ulusal gelirin yüzdesi olarak verilmiş. Bu dinamiğe birçok grafikte rastlıyoruz. Eğri yaldızlı dönem boyunca bu şekilde yükseliyor ve burada tepe noktasına ulaşıyor. Sonra 20. yüzyılın ilk yarısında düşüşe geçiyor. Ardından günümüze dek sürecek yükseliş başlıyor. Biz şu an bu noktadayız. Piketty'nin öngörüleri sermaye karlılığının yani R'nin ekonomiden yani G'den daha hızlı büyüdüğü fikrine dayanıyor. Bu dinamiğin neden böyle olduğunu çözersek biz de kendi öngörülerimizi oluşturabiliriz. İyi de özel sermayenin değeri neden artıp azalır? Gelin bu soruya birlikte cevap arayalım. Satın aldığım bir sermaye varlığım olsun. Varlığın bugünkü değeri 100 lira. Varlığın bize yıllık kazandırdığı getiri 10 lira dersek, o halde bu varlığın aktif getiri oranı %10 olur. 100 liralık yatırımımdan 10 lira gelir elde ediyorum. Bu varlığın değeri birkaç nedenle artabilir ve bu varlık daha çok kazanç sağlamaya başlayabilir. Varlık daha iyi kullanıldığı için getirdiği gelir arttığında bu da varlığın değerini arttırabilir. Bu durumu bir de gelecekte düşünelim. Mesela varlığın getirdiği gelir 20 liraya çıkabilir. Eğer beklenen aktif getiri oranı %10'da sabit kalırsa insanlar bu yüzdeyi alabilmek için 200 lira ödemeyi kabul edebilirler. Bir varlığın değeri işte bu şekilde artabilir. Aslında bunun tersi de geçerli. Varlığın değeri 200 lira olsa dahi getirdiği gelir yarı iner ve aktif getiri oranı sabit kalırsa değeri yarı yarıya düşer. Bu varlıkların değer artışını açıklayan sebeplerden bir tanesi. Başka bir durumda sermaye gittikçe artıyor ama yatırım yapılacak projeler gittikçe azalıyor olabilir. Bu özellikle de ekonominin büyümesi hızlanmıyorsa olur. Buraya da yazalım. Daha fazla sermayenin daha az projeyle ilgilenmesi. Böyle bir durumda varlığın %10 gelir getirmeye devam ettiğini varsayarsak, yani gelir hala 10 lira olursa, ben bu varlığı 100 liraya satın alabildim ama diyelim ki bir başkası sermayeye yatırım yapmak için yine 100 liraya sahip olmasına rağmen 10 lira gelir getiren bir varlık bulamıyor. Durum böyle olunca adam %9'a razı olup fiyatı arttırmaya başlıyor. Varlığın fiyatı 101, 102, 103 diye artmaya başlıyor. Fiyatı o kadar arttırıyor ki varlığın getirisi %5'e iniyor. Yani bu varlığın veya bu projenin peşindeki sermaye gittikçe artıyor. Böylece bu varlık değer kazanmış oluyor. Mesela varlığın değeri 200 liraya yükselmiş olsun. Getirdiği gelir hala 10 lira. Ama getiri oranı %5'e düşmüş oldu. Bunu şunu vurgulamak için anlattım. Sermayenin fiyatının artması karlılığında artacağı anlamına gelmez. Hatta normal bir piyasada bu ikisi birbirine zıt yönlüdür. Tahvillerin getiri oranları yükselince fiyatları düşer. Fiyatları artınca da getiri oranları azalır. Dolayısıyla bu grafiğe bakarak bu artışın sayıları gittikçe azalan projelerin peşindeki sermayenin artmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedeni de ekonomik büyümenin yavaşlaması. Yani evet sermaye birikimi artıyor ama R azalıyor. Dolayısıyla potansiyel getiri azalıyor ve muhtemelen G'ye yani büyüme oranına yakınsıyor benzer başka bir fikirden daha bahsedeyim. Bu durumda projenin peşindeki sermaye artıyordu. Ama bu varlığın getirisinin %10 olmasının nedeni insanların yatırım yapmaktan korkması da olabilir. Belki daha önce savaşlar oldu, yatırımları uçup gitti. O yüzden paralarını fabrika gibi yerlerde yatırmak istemiyorlar. Yastık altında saklıyorlardı ama sonra aradan yıllar geçti, insanlar risk alabilmeye başladı. Artık piyasaya yatırım yapmak konusunda istekliler. Bir projeye yatırım yapmak veya kendi işlerini kurmak istiyorlar. Yani artık riske karşı daha toleranslılar. Önceden çok daha temkinliydiler. Yatırım yapmak için yüksek oran istiyorlardı. Oysa şimdi çok daha rahatlar. Artık risk alabiliyorlar. İşte böyle bir sonuç bundan da kaynaklanabilir. İnsanlar risk alabilecekleri bir dünyada param yastık altına durduğunda hiçbir şey kazanmıyorum. Bankaya yatırınca çok bir şey alamıyorum. İyisi mi paramı sermayeye yatırayım diyebilirler. Sonuçta sermayenin fiyatı yine artıyor ve getiri oranı yine düşüyor. Burada karlılık oranı yüksekti çünkü risk çok büyüktü. İnsanlar sermayeleri için yüksek karlılık istiyordu. Çünkü haklı olarak korkuyorlardı. Burada ise artık savaş korkusu ya da başka sebepler olmadığından insanlar servetlerinin uçup gitmesinden endişe etmiyor. O yüzden yatırım yapmak konusunda daha istekliler. Dolayısıyla sermayenin artı projelerin azaldığı bir ortamda getiri azalıyor ve değer artıyor. İşte bu grafikte gördüğümüz duruma uyuyor. Bakın bu aralıkta dünya tam bir kargaşa içindeydi. Dünya tarihinin en büyük iki savaşı bu dönemde gerçekleşti. İnsanlar haliyle çok ama çok temkinli davranır olmuştu. Gelecek konusunda endişeli oldukları için varlıklarını satmaya çalışıyorlardı. Yani temkinli oldukları ve riskten kaçındıkları için sermaye gittikçe azalıyordu. Ama savaş sonrası dönemde o zor günlerin hatıraları silinmeye başladı. İnsanlar risk alabilir hale geldi. Sisteme giren sermaye artmaya başladı. Üretim arttığı için sermaye birikimi de gittikçe arttı. Sanayi devriminden önceki dönemde mesela orta çağda sermaye toprakla sınırlıydı. Sanayi devriminden sonra ise özellikle de 20 ve 21. yüzyıllarda toprağın toplam sermaye oranı gittikçe azaldı. Artık sermaye yaratılabilen bir şey haline aldı. Teknoloji, fikri mülkiyet gibi şeyler ortaya çıktı. Bu trend ikinci bir yaldızlı çağın habercisi olabilir mi? Tekrar edeyim emin değilim. Siz kendiniz karar verin ama bence bu trend ikinci bir yaldızlı dönemin habercisi olmak zorunda değil. Az sayıda projeye büyük miktarda sermayenin yılmasından kaynaklanıyor da olabilir. Ki bu getirilerin azalmasında beraberinde getirir. Veya insanların temkini elde bıraktıklarının bir göstergesi de olabilir. İnsanlar riske karşı gittikçe daha toleranslı oldukları için daha düşük getirileri kabul ediyor da olabilirler. Yani bence gidişat belli değil. Sonuç olarak şunu demeye çalışıyorum. Önceki yükselişe benzer diye yeniden yalnızlı bir çağa gireceğimiz diye bir şey yok. Bunu değerlendirmek size kalmış.